Bir de arkadaşlar ben yine kamuoyunda muhtemelen konuşuluyor olan iki konuda da sizi bilgilendirmek istiyorum. Adam olmamış, olmamış, şartlar oturmamışlar. Aslında bugün de baktığınızda ekonomik koşullar, şartlar çok güzel bir vakit değil ama biz buraya yatırımcı çekmek noktasında işimiz kolaylaşır diye bir konunun üzerinde durduk. Daha sonrasında arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma yaptık. Sonrasında buraya potansiyel yatırımcı olabilecek insanlar bir kısmıyla görüştük. Yeni aşamalara geldi, öyle söyleyeyim. Sonrasında bir satış işlemi için bir şartname hazırladık. Yatırımcıyı bölgeye çekmek, yatırımcıyı ilimizde bir yatırım yapmaya ikna etmek için önce engelleri kaldırmanız gerekiyor. Tabi bu engellerden ilki öndeki büyük yatırım maliyeti. Bu yatırım maliyetini hafifletmek için burada idarenin bir kaybı da yok biliyorsunuz. Yani tekstil kentteki binalar bizim binamız, halkın binası. Yani bugün birine kiraya veririz, yarın başkasına kiraya veririz işler yürümediği zaman. Aynı modelle bir gıda kent. Gıda kentte yola çıkışımız şuydu. Bizim hep söylediğimiz hayvancılıkla ilgili özellikle çok olmamız gereken yerin gerisindeyiz. Bu geride olma durumu sadece hayvan varlığıyla ilgili değil, aynı zamanda varlığımızın bize sağladığı gelirle de ilgili. Yani mevcut varlığımızı muhafaza edip sadece katma değerini artırsak şu an aynı sayıda hayvan, aynı sayıda hayvancılık yapan aileyle kazandığımızın 4 katını da kazanabiliriz. Ama katma değer yok. Katma değer neden yok? Hep anlattık. Biz hayvancılığı canlı materyal üretimi olarak yapıyoruz. Hayvanlarımızı canlı olarak belirli bir periyoda gelince dışarıya satıyoruz. Başka bir yerde kesiliyor. Karkas et üretimi başka bir yerde yapılıyor, sakatat üretimi başka bir yerde yapılıyor, onlardan gelecek olan yan üretimler başka bir yerde yapılıyor. Biz oradan hiçbir şey elde edemiyoruz. Biz sadece canlı hayvan yetiştirilirken işçilik var ya, o işçiliği alıyoruz. Ve emin olun bunu zaten buradan göç eden vatandaşlarımız başka yerlerde bu besin sektöründe çalışınca da alıyor. Hatta belki daha çok alıyor. Sigortası, migortası da oluyor burada. Tamam mı? Burada belki tarım sigortasını yatıramayabiliyor herkes. Yani düşünürseniz bu yapısal bir problem arkadaşlar. Ya ben niye sadece bu işin işçiliğini yapıyorum? Neden ben bundan katma değer elde etmiyorum? Ben buna isyan ediyorum. Bunu değiştirmek istiyorum. İşin bir yönü bu, bir yönü de süt. Şimdi bu hayvan varlığıyla, bu süt üretimiyle bizim hiçbir şekilde süt ürünleriyle ilgili adımızın hiçbir yerde geçmemesi çok acı bir şey. İşte Kars'ta 60 civarı ürünü işletmesi var deniyor. Iğdır aynı şekilde, Ardahan aynı şekilde. Hep söylüyoruz bizden hiçbir farkı yok. Hatta hepsinden daha fazla hayvan varlığımız var baktığınız zaman. Bu konuda burada yatırım yapmak isteyenler var. Hatta çalışanlar da var aslında. Ama kurumsallaşamamışlar arkadaşlar. İşte tulumcular var. Kurumsallaşamamışlar. Çok küçük küçük yerlerde bu takım işletmeler yapıyorlar. Biz dedik ki bunu bugünkü sektör standartlarında güzel bir kümelenme yaratalım. Belirli bir noktaya toplayalım. Hem birbirlerine destek olsunlar. Hem de biz o ilk yatırım maliyetini ortadan kaldıralım. Burada arkadaşlar taslak olarak yazdı. Yani 23 blok şu an o sayıyı çok artırabiliriz. Nokta seçiminde de şuna karar verdik. Dedik ki öyle bir yer yapalım ki böyle bir içerilerde falan olmasın. Yol kenarında olsun. Üretimi yapalım, ön taraflarına da bunların fabrika satışı mağazalarını koyalım. Daha önce özellikle fabrika kurmuş, niye olmamış? İşte altyapısı belirli noktalarda doğru oluşturulmadığı için olmamış. Şimdi biz arkadaşlarımıza bir çalışma yaptırdık, tarım teşkilatımıza. Bizim süt üretme potansiyeli yüksek olan çiftçilerimizi belirledik. Şuradaki haritada arkadaşlar, bakın orada köy köy bellidir onun detayında. Hangi bölgelerde, hangi alanlarımızda hangi çiftçilerimizin süt üretimine daha yatkın olduğu, hayvan varlıkları olarak bu işi daha hızlı hayata geçirebilecekleri noktasında çalışma yaptık. Şu an elimizde onun listesi var. Şöyle çok dört başı mamur bir bina hayal etmeyin. Yani bir çelik konstrüksiyon bir yapı düşünün. Bunun içinde hem bir eğitim merkezi olacak, çiftçilere sınıf tarzında eğitim verebilecekler belirli konularda. Ön tarafında bizim geliştirmek istediğimiz alanlar, mesela biz çilekçiliği geliştirmek istiyoruz. Onun demo bahçeleri olacak, insanlara gösterebilecek. Mantarcılık geliştirmek istiyoruz, mantarcılıkla ilgili çalışma olacak. Orada uygulamalı tarım yapabilecekler, arkadaşlarımız gösterecek. Önemli ama asıl en önemlisi buradaki konu, ortak kullanım araç parkı olacak. Şimdi Ağrı Dağı ile ilgili, Ağrı Dağı ve çevresiyle ilgili burayı bir
kültür, turizm ve spor anlamında bütünlükçü bir yaklaşımla ele almanız gerekiyor. Bugüne kadar çok fazla müstakil çalışma olmuş. Yani Ağrı Dağı'nda dağcılıkla ilgili şuraya şunu yapalım olmuş. Kayak düşünülebilir mi? O olmuş. Efendim işte aşağıda İshak Paşa Sarayı ile ilgili çalışmalar olmuş ama bir master plana ihtiyaç var burayla ilgili. Yani Ağrı Dağı'nda turizmle ilgili ne yapılabilir? Sporla ilgili ne yapılabilir? Bunların tamamını bir tespit edelim. Mesela kayak mı yapılacak? Kayak bunun neresinde yapılabilir? Kayak tesisi yapılacaksa hangi bölgede olabilir? Onu planlayalım. Tırmanışla ilgili hangi rotalar var? Hangi rotalarda hangi noktalara dağcılarımızın tesis ihtiyacı var? Bunları planlayalım. Normal amatörler için doğa yürüyüşleri, trekkingler, belki işte şu ATV'lerle turlar efendim veya offroad turları yapılabilecek alanlar var mı? Bunu belirleyelim, bu güzergahları belirleyip planlayalım. Sonra Ağrı Dağı'nı çevresiyle nasıl bağlarız? İşte İshak Paşa'yla, Meteor Çukuru'yla bununla ilgili bir plan yapalım, bir master plan yapalım. Elimize para geçtikçe, kaynak buldukça adım adım bu planın içindekileri hayata geçirelim. Kopukluk olmasın. Bizden sonraki yönetimler de elle devasa bir plan olsun. Yani biz dağı planladık arkadaş, sizin artık bir şey yapmanıza gerek yok. Haritasını çizdik, haritanın üzerinde her yere ne yapılacağını işaretledik. Para geçtikçe elinize bunları gerçekleştirin şeklinde bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yoksa ben yapıyorum, başkası bozuyor, o yapıyor, başkası bozuyor. Dolayısıyla bu master plan bu anlamda. Bu master planla ilgili de Kalkınma Ajansımız ciddi bir kaynak da ayırarak bu işle ilgili bizim inisiyatifimizle, bizim yönetimimizle çalışmaya başladı. Yani bunu sadece Ağrı olarak da yürütmüyoruz. Kalkınma Ajansı yürütüyor doğrudan bu master planı. Bunu Kültür Bakanımızla da görüştük, Turizm Bakanımızla. Onunla da konuştuk bu konuyu. Onlar da bununla ilgili bir çalışma bekliyorlar bizden. Ağrı Dağı'nın, ben hep toplantılarda, bütün görüşmelerimde söylüyorum, Ağrı Dağı çok bilinen bir değer. Yani bazı yerler vardır, bir değeriniz vardır. Önce onu tanıtmak zorunda kalırsınız. Bir millete duyuracaksınız, tanıtacaksınız. Burada böyle bir derdiniz yok. Ağrı Dağı'nı herkes tanıyor zaten. Siz sadece etrafında ne yapacaksanız onu belirleyin. Millet akar gelir buraya. Dolayısıyla bu Büyük Ağrı Dağı projesi dediğimiz bu. Bunun master planı ilk etapta da biz bu master plan kapsamında özellikle dağcılıkla ilgili yapılacakları kademe kademe hayata geçirmek istiyoruz.